Abla nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim Şevki. Sen nasılsın, iyi Sağ misin? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen bize tanıtır mısın kendini abla? Ben Raife Ertuğrul. Mustafa Çavuş'un kızıyım. Abla ben bildiğim kadarıyla Fahime diyorlar. Benim nüfusta Şevki, ismim Raife. 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 Ha, tamam. Babaannem çıkaramamış, söyleyememiş, evet, diye Raife koymuş, Fahime, tamam, koymuşlar. Evet. Evet. Mustafa Çavuş'un kızıyım. Mustafa Türker'in. Mustafa Türker'in kızıyım. Evet. Evet. Ve bizim Fevzi Türker'in de ablası. Fevzi Türker'in de ablasıyım. Evet. Evet. Benim de sınıf arkadaşım. Tamam. Tuğ General oldu. İnşallah bundan sonra daha da yükselir. İnşallah. Evet. İnşallah. Osman Çavuş'un oğlu Sabri Ertuğrul'la evliydim. Evet. 1988'in Kasım'ın ikisinde vefat etti. Allah rahmet eylesin. Evet. Vefat etti. Sabri abi çok iyi bir insandı abla. Evet. Hakikaten herkes tarafından, evet, sevilen, sayılan. Tabii. Herkese de iyiliği dokunmuştur. Tabii, yani. Evet. Ankara'ya gidip de fabrikaya girenlerin birçoğuna yardım etmiş. Evet, evet. Evet. İki, üç tane çocuğum var. Büyüğü Savaş Ertuğrul. 1949 doğumlu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun. Yüksek makine mühendisi. Şimdi İzmit'te Sakıp Sabancı'nın yeni açılan bir fabrikasında müdür mali. Küçük oğlum Zafer Ertuğrul. 53 doğumlu. Evet. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde inşaat mühendisi, aynı zamanda şöbe şefi. Evet. Kızım Aksaray'da evli. Ev hanımı. Evet. Beyi. Evet. Neyse, beynin ismini biliyor musunuz? Bileyim, Tüzel. Tüzel. Evet. Ne iş yaptığını artık sormuyoruz çünkü unutmaya başladın. Bu sefer gülerler bize. Derler ki damadının ne iş yaptığını bilmiyor. Gülerler, he. Mahsebeci. 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 Hatırına geldi. Ha, mahsebeci. Evet, evet. Mahsebeci. Ben de kışın Elazığ'da oturuyorum. Evet. Bazen çocuklarımın yanına gidiyorum. Özleyince. Evet. Birkaç ay durup geliyorum. Yazın da köye geliyorum. Evet. Ondan sonra böylece tekrar kış olunca dönüp gidiyoruz. Hayat böyle devam ediyor. Hayat gidiyor, böyle devam ediyor, evet. Fahime abla, ben zannedersem bir sefer de yolculuğumuz beraber oldu Aksaray'a kadar. Tabii. Orada bir yerlere götürüp gezdirdiler mi? Ihlara Vadisi'ne götürdüler mi? Götürdüler. Nasıl o vadi? Çok güzel bir yer. Çok güzel değil mi? Tabii, çok güzel. Yani dünyanın harika yerlerinden bir tanesi. Çok, hem de çok güzel bir yer. Evet. Evet, çok güzel bir yer. Gittim, gezdim, çok güzel bir yer. Peki çok bir isteğin var mı? Hiçbir isteğim yok. Vakıf çalışmalarından, köyden falan ileriye dönüp. Hiçbir isteğim yok. Yalnız isteğim şu okulun etrafını bir temiz tutsunlar. Çok, evet, berbat. Evet. Çok da pis. Evet. Sonra gelen, evet, insan mesela gelenin gözüne çarpıyor. Sayın ilgililer. Evet. Dinliyorsunuz. Evet. Gelenin okulun gözüne çarpıyor. Çok kirli olduğunu dile getirdi, evet, Fahime abla. Evet. Hakikaten de köye giriş yeri olduğu için. Şimdi bak, çıkarken göreceksiniz. Dikkat etmek gerekiyor. Bunu göreceksiniz. Burada da hayvan mı besliyorlar yani? İşte hayvan beslemişler. Kışın varmış insan. Evet. Ben geldim ki nasıl buralar, hiç girileceği yok. Evet. Külü yığmışlar oraya, çöpü yığmışlar oraya. Merhamet, yazık, günah. Gelen lanet okuyor ya, arabanın gelip eğlenirler, bu ne pislik. Doğru, çok doğru, çok doğru. Bu ara münevver köy olarak, evet, evet, yani bu hiç güzel bir şey değil. Evet. Sayın izleyiciler, görüyorsunuz, evet, bu ara misafirlerin de geldiğini, ablam çok yerinde olarak hatırlattı, evet, ve okulun etrafının pislik içerisinde olduğunu, evet, belirtti. İlgililer tabii ki ilk önce Aydınlar Köylülerinden, ihtiyar heyetinden, tabii, sonra da gençlerden istirham, tabii, ediyoruz. Tabii. Bu okulun etrafındaki pisliğe bir göz atalım. Herhalde ümit ediyorum ki çok zor bir iş değil. Bu temizliği yapıp bu pisliği de ortadan kaldıralım. Peki, teşekkür, evet, ediyoruz abla. Ben de teşekkür ederim. Bir isteğin, bir emrin var mı? Sağ olun. Haydi Allah'a ısmarladık. Emrin, canınızın diyelim sağlığı. Güle güle. Bu okulun, sayın izleyiciler, görüyorsunuz, okulun yanı başında, yani harmanlar yerinde diyoruz. Evet. Bu evi kaç tarihinde yaptırmıştı abla? Vallahi Şevki, unuttum, bilemeyeceğim. Kaç sene, 5-10 sene oldu herhalde, 80. 82'de öldüğüne göre. Evet, herhalde kaç sene, 1-2 oldu? Sene önce yaptırmıştı. 8 sene oldu. 8 sene, 8 oldu, 8 sene oldu. Evet, 8 sene, doğru, oldu. Yani içinde pek oturamadı mı? 2 sene durdu. 2 sene demek ki 80'de falan yaptırmış. 2 sene, evet, durdu. Evet, evet, 2 sene durdu. Bu ağaçları falan da sonradan yetiştirdiniz. Bunu sanırım Malatya'dan yollamıştı. Savaş Malatya'daydı, evet, bir zaman. Evet. Oradan göndermişti, arabadan getirdi adam. O da getirmiş, dikmiş rahmet. Ama hiç üzerinde kayısı yok, tutmamış mı? Tutmuştu. Evet. Tutmuştu Şevki. Evet.
Peki, Allah'a ısmarladık.